Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Bluetooth yoluyla bilgisayara telefondan dosya gönderme veya da bilgisayardan telefona dosya göndermeyi göstereceğim. Yani bu videoyu izledikten sonra her iki işlemi de yapabileceksiniz. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak yapmanız gereken bilgisayarınızda Bluetooth var mı diye kontrol etmek. Bunu Windows 10 ve Windows 11'de sağ alt köşeden tıklatarak kontrol edebilirsiniz. Eğer burada açılan panelde Bluetooth varsa bilgisayarınızda Bluetooth hali hazırda mevcuttur. Diğer Windows sürümlerinde de arama kısmına Bluetooth yazarsınız. Zaten orada Bluetooth varsa gerekli servisler çıkacaktır. Yoksa çıkmayacaktır. Yapmanız gereken Bluetooth'un üstüne tıklatarak Bluetooth'unuzu açık hale getirmek. Daha sonrasında arama kısmına gelip Bluetooth ve diğer cihaz ayarları yazıyoruz ve tıklatıyoruz. Karşımıza böyle bir panel açılıyor. Burada gördüğünüz gibi Bluetooth'la alakalı ayarlar var. Bu kısımda eşleştirilmiş cihazlar diyor. Bilgisayarda şöyle bir sıkıntı var. Eğer cihazı eşleştirmezseniz herhangi bir şekilde dosya gönderip dosya alamıyorsunuz. Yani cihazınızı eşleştirmeniz gerekiyor. Bunun için de bu kısma tıklatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi cihaz ekle yazıyor. Buradan ayrıca Bluetooth'lu mouse'unuzu, Bluetooth hoparlörünüzü vesaire ekleyebilirsiniz. Biz şimdilik cihaz ekleyeceğimiz için en üste tıklatıyoruz. Buraya tıklattığımızda bizlere otomatik olarak yakındaki cihazları tarıyor cihazınızı oradan seçiyorsunuz. Seçtikten sonra eşleştiriliyor yazısı çıkıyor. Daha sonra hem telefonunuza hem bilgisayarınıza bir kod geliyor. Onu onayladıktan sonra eşleştirme işlemini hallediyorsunuz. Ayrıca ben telefon olarak anlatıyorum fakat bunu tabletinizden işte farklı cihazlarınızdan da yapabilirsiniz. Örneğin iki bilgisayar arasında dosya alıp aktarmak istiyorsanız yine bu işlemi aynı şekilde yapabilirsiniz. Cihazımızı eşleştirdikten sonra aşağıdan ilgili ayarlar kısmına geliyoruz ve burada bulunan Bluetooth ile dosya alıp dosya gönderme kısmına tıklatıyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki farklı seçenek var. Birinde dosya al diyor, birinde dosya gönder diyor. Tıpkı anladığınız gibi burada direkt herhangi bir söz oyunu yapmadan dosya almak istiyorsanız dosyala tıklatıyorsunuz. Yani bilgisayarınıza dosya almak istiyorsanız farklı bir cihazdan bilgisayarınıza dosya göndermek istiyorsanız dosyala tıklatıyorsunuz. Bilgisayarınızdan bir cihaza dosya göndermek istiyorsanız da Dosya gönder kısmına tıklatıyorsunuz. Ben şimdilik dosya gönder kısmına tıklatıyorum. Gördüğünüz gibi burada hemen telefonum çıktı. Telefonuma tıklattıktan sonra ileri dediğimde bana dosyanın konumunu soruyor, göz at diyerek dosyamın konumunu seçiyorum ve dosyamı gönderiyorum. Telefonuma bir bildirim geliyor, dosyayı almak istiyor musunuz diye. Bu da onayladıktan sonra dosyamız telefonumuza geliyor. Şimdi dosyal kısmına bakalım. Dosyal kısmında da yine aynı panele gelip dosyal kısmına tıklatıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bağlantı bekleniyor diyor. Yapmanız gereken herhangi bir eşleştirme veya da kod gibi şeylerle uğraşmadan telefonunuzdan direkt bilgisayarınıza dosya göndermeniz Dosya gönderdiğinizde bu ekranda otomatik olarak dosyanın bilgileri çıkıyor. Daha sonrasında kabul et'e basarak dosyanızı indiriyorsunuz. Orada sizlere nereye indirmek istediğinizde soruyor. Bu kadar basit ve kolay bir işlem. Aktarım dakikaları telefonunuzun bluetooth özelliklerine ve bilgisayarınızın bluetooth teknolojisine göre değişebilir. Ayrıca tekrardan bilgi vermek istiyorum. Ben bu özellikleri telefon ve bilgisayar üzerinden anlattım fakat siz bu teknolojiyi kullanarak İki bilgisayar arasında dosya gönderim alımı yapabilirsiniz veyahut da tabletli bilgisayar arasında da yine dosya gönderimi ve alımı yapabilirsiniz. İşlem bittikten sonra bilgisayarınızın bluetooth'unu kapatmanızı öneriyorum çünkü gereksiz yere şarj tüketiyor. Ciddi anlamda yüksek bir tüketim oluyor. Böylelikle bu işlemimizin de sonuna gelmiş olduk. Umarım işlem sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Eğer hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.